Diyanet Haber'den iyi akşamlar. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. 15 Temmuz Türkiye'yi işgal girişiminin yıl dönümü yaklaşırken Türkiye hainlere halkın verdiği vatanseverlik ve iman dersini bir kez daha hatırlatmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yurt çapında etkinlikler yapılacak. Kahraman şehitlerimiz bir kez daha rahmetle anılacak. O gece önce hainler çıkmıştı sahneye. Asker kıyafeti giymiş darbeciler milletin bağrına ateş açmıştı. Ardından millet kalkmıştı ayağa. Darbecilerin eline geçmiş uçağına, tankına, silahına, elindeki ay yıldızı bayraklarla karşı durmuştu. ...15 Temmuz'daki bu şahlanış, milletin kendi iradesine, devletine sahip çıkışını tarihe silinemez bir netlikte yazmıştı. İşte milletin hainliğe karşı kazandığı bu zafer, 15 Temmuz'un yıl dönümü etkinliklerinde bir kez daha anlatılacak. En yoğun etkinlikler 11-16 Temmuz aralığında yaşanacak. Darbe girişimi sırasında şehit verdiğimiz yerlerde toplantılar, sempozyumlar, kabir ziyaretleri, sergiler gerçekleştirilecek. Hainliğin yaşandığı 15 Temmuz'da ise İstanbul ve Ankara'da demokrasi anıtları açılacak. Bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde özel bir oturum yapılacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 3'ten itibaren demokrasi nöbeti tutulacak. O kara gecede millete iradene sahip çık çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliklerin büyük bölümüne katılacak. 79 milyona selam olsun. 15'inde meclis oturumuna katılacaklar, İstanbul'a gelecekler. Buradaki köprünün oradaki hem yürüyüşü hem mitingi hem anıtın açılışına katılacaklar. Sonra bir Ankara'ya tekrar geçişleri olacak. Meclise geçecekler. Külliyenin önündeki anıtın açılışı olacak. Diyanet İşleri Teşkilatı da şehitler için hatimler indirdi. Bu hatimler 15 Temmuz günü Millet Camii başta olmak üzere pek çok camide dualanacak. Bütün çevremizdeki düşmanların işbirliği yaptığının farkındayız. Sen de bunun farkındasın. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Yurtdışı temsilciliklerimiz de 15 Temmuz haftasında çeşitli etkinlikler yapacak. Eğer ıslah olacaklarsa ıslah eyle, olmayacaklarsa kahhar isimse şerifiyle onları kahdeyle ya Rabbi. Özellikle yurt dışında bu çalışmaların yapılması büyük önem arz ediyor. Çünkü Türkiye'de biz bunu yaşadık ama yurt dışında yabancılar acaba ne kadar görebildiler? Bu arada bugün Ankara, Kayseri ve Konya'da FETÖ'ye yönelik geniş çapta operasyonlar yapıldı. Ülke genelinde de gözaltılar vardı. Terör örgütü mensuplarının Mart ayından itibaren Kripnot isimli yeni bir şifreli haberleşme programını kullanmaya başladığı belirlendi. Ankara Üniversitesi'nde Baylok kullandıkları gerekçesiyle 31 personel gözaltına alındı. Kayseri'de ise 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konya'da operasyonun adresi 3. Anajet Üst Komutanlığı'ydı. 21 subay hakkında da gözaltı kararı verildi. Bugüne kadar 3. Anajet Üst Komutanlığı'na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda ikisi kıdemli yüzbaşı, 13'ü üsteğmen, 6'sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ ile mücadele konusunda konuştu. Bakan Işık, yakında yeni ihraçlar olacak dedi. Birlikte çalışmayı. Uşak merkezli 13 ilde, Sivas merkezli 17 ilde, İzmir, Muğla, Tokat ve Kahramanmaraş'ta da gözaltılar yapıldı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Örgüt mensuplarının Mart ayından itibaren Kripnot isimli şifreli haberleşme programını kullanmaya başladığı belirlendi.
FETÖ'yle mücadele uluslararası alanda da devam ediyor. Rusya'nın St. Petersburg kentinde FETÖ'yle bağlantılı iki kuruma para cezası verilirken iki kişi gözaltına alındı. İsviçre'de ise FETÖ okulları yolun sonuna geldi. İsviçre basını ülkedeki FETÖ kurumlarının kepenk kapatmaya başladığını yazdı. Zürih ve diğer kentlerde faaliyet gösteren FETÖ okullarının ilgisizlikten ve Türk kökenli ailelerin tepkisinden dolayı kapanmak üzere olduğu belirtiliyor. Ege Denizi'nde dün yaşanan gerilimle devam edelim. Yunan sahil güvenlik botlarınca uluslararası sularda taciz ateşiyle vurulan Türk nakliye gemisi dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Marmaris Limanı'nda gemide inceleme yapıldı. Saldırıya uğrayan mürettebatın ifadeleri alındı. Yunan sahil güvenlik botlarının taciz ateşi açtığı Türk bandralı ACT isimli gemi dün akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na ulaştı. Ege Denizi'nin uluslararası sularında saldırıya uğrayan ve yaklaşık 20 kurşun isabet eden gemi, Türkiye'den giden 3 sahil güvenlik botuyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir hücum bot eşliğinde yurda getirildi. Son aşamayla olmuşlar can söz konusu. Gelişi güzel atılmış mermiler var yukarıda. Yani onlardan bir tanesi eğer bir tane arkadaşımıza isabet etmiş olsaydı bugün şu an başka şey konuşuyor olabilirdik. Allah korumuş. Marmaris Emniyetine bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma kapsamında gemide inceleme yaptı. Narkotik köpeği de kullanıldı. Kurşun isabet eden bölgeler tespit edilerek rapor tutuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri de 13 kişilik mürettebatın ifadelerini aldı. Sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı inceleme tamamlandıktan sonra gemi limandan ayrıldı. ACT isimli geminin sahil güvenlik botları eşliğinde Türk karasularında yoluna devam edeceği bildirildi. Türk kuru yük gemisine yönelik saldırıya Ankara tepkili. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari, dolayısıyla silahsız bir gemiye ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı olamayacağı belirtildi. Açıklamada tek tesellimiz hadisede can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olmasıdır. Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz denildi. Sayın seyirciler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 5. tur görüşmeler ikili ve üçlü müzakerelerle başladı. Türkiye, Rusya, İran, Birleşmiş Milletler, Esed rejimi ve muhalefet heyetleri arasındaki istişarelerde ilk günün ana gündemi çatışmasızlık bölgelerinin kesin sınırları oldu. Suriye'nin geleceğini tayin etmek üzere gözler bir kez daha Kazakistan'ın başkenti Astana'ya çevrildi. Suriye konulu görüşmelerin 5. turu gerilimi azaltmaya yönelik ortak çalışma grubu oturumuyla başladı. Garantör ülke heyetleri Türkiye, Rusya, İran'la birlikte Birleşmiş Milletler, Esad rejimi ve muhalefet heyetlerinin de dahil olduğu masada bu kez Ürdün ve Amerika Birleşik Devletleri'nden diplomatlar da yer aldı. Toplantılarda Türk heyetinin başında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal bulunuyor. Zirvede ilk gün ana gündemini geçen turda kararlaştırılan çatışmasızlık bölgelerinin kesin sınırları ve oluşturulacak güvenlikli bölgelerin belirlenmesi oluşturdu. Görüşmeler sürerken Esad güçleri Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırdı. Başkent Şam'ın doğusunda çatışmasızlık bölgeleri içindeki Duma ilçesine hava saldırısında bir çocukla bir kadın hayatını kaybetti. Astana görüşmelerinde yarın Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdurrahmanov başkanlığında tüm tarafların bir araya geleceği ana toplantının yapılması bekleniyor. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye'deki PKK-PYD mevzilerini bombalamaya devam ediyor. Kilis'te konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve çok namlulu roket atarlar Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'de PYD mevzilerine 20 ayrı atış gerçekleştirdi.
Sayın seyirciler, Türkiye Federal Başbakanlık binası önünde dün gerçekleştirilen ve Rus lider Putin, Suudi Kral Abdülaziz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hedef alan provokatif eylemle ilgili Almanya'ya nota verdi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Alman Dışişleri Bakanlığı'na acil notuyla bir yazı göndererek dün Almanya Federal Başbakanlık binası önünde yaşananlara tepkisini dile getirdi. Nota yazısında bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne açılan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da resminin bulunduğu "Bu arabayı kazanmak istiyor musunuz? O zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankart açılmıştır. Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsaade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir ifadeleri yer aldı. Notada bu tip eylemlerin uluslararası barışa hizmet etmeyeceği de hatırlatıldı. Sayın seyirciler, şimdi de yurttan ve dünyadan derlediğimiz haberlere bir göz atalım. Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı 7. gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rum liderin katıldığı konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda Kıbrıs müzakerelerini görüştü. Görüşmede Kıbrıs müzakerelerinin çözüme ulaşmasının önemine vurgu yapıldı. Erdoğan ve May, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı. MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili yeni iddianame hazırlandı. Yeni MİT tırlarını durdurma iddianamesinde 43'ü yeni olmak üzere 55 şüpheli var. 55 şüpheli için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. İddianamede MİT tırlarının durdurulmasının ardından şüpheli imamların Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitler var. Başsavcılığın bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğuna da sorduğu belirtiliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi açıklandı. Kararname ile bölge adliye ve adli yargıdaki 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi. 32 ile yeni Cumhuriyet Başsavcısı atandı. Manisa'daki asker zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak zehirlenmelerin meydana geldiği kışlada görev yapan askerlerden oluşan 6 kişilik gıda kontrol komisyonu açığa alındı. İncelemelerde soğuk zincir kuralı ve hijyen şartlarına dikkat edilmediği belirlendi. 23 Haziran'da askerlerin zehirlendiği kışlanın komutanı Albay Şefik Güvenç görevden alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne uçuşlarda elektronik cihaz yasağı yarın itibariyle kalkıyor. Amerika Birleşik Devletleri aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden doğrudan uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik cihazları yolcuların yanlarına almalarına ilişkin yasak uygulamaya başlamıştı. Denizli'de orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan tırla yakıt tankeri çarpıştı. Tanker büyük bir gürültüyle patladı. Çıkan yangında 3 kişi can verdi. 4 kişi de yaralandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaz aylarında aşırı sıcaklarla artan orman yangınları nihayet kontrol altına alındı. Ancak binlerce hektarlık yeşil alan küle döndü. Aynı bölgelerde yangınların yeniden baş göstermemesi için soğutma çalışmaları sürüyor. Küçücük bir kıvılcım dev alevlere neden oldu. 4 günde birçok ilde binlerce hektarlık ormanlık alan küle döndü. En büyük yangın İzmir'in Menderes ilçesinde çıkmıştı. Makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın büyük ölçüde söndürüldü. Ancak 1000 hektarlık ormanlık alan yok oldu. Yürekleri ağızlara getiren bir yangın da Denizli'de çıktı. Sarayköy ilçesinde başlayan alevler zamanla yerleşim yerlerine doğru ilerledi. 500 hektarlık alana yayıldı. Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkas köylerinde yaşayanlar tahliye edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etti. Bu sırada 3 görevli yaralandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Karagömlek köyü yakınlarında çıkan yangınsa 30 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ancak 30 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Ciğerlerimizi yakan haberlerle ilgili son noktayı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu koydu. Bakan Eroğlu tüm yangınların kontrol altına alındığını müjdeledi. Kontrol altına almayan yangınımız yok. Hatta Kıbrıs'ta da güzel yurtta da bir yangın çıkmıştı. Oraya da müdahale ettik. Allah'a şükür gücümüz var. Ama vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Piknik yaparken söndürmediği ateş yüzünden yangın çıkıyor. Şimdi orman yangınları konusunda büyük bir risk taşıyan Antalya ile bir telefon bağlantısı yapacağız. Hattımızın diğer ucunda Antalya Müftüsü Sayın Osman Artan var. İyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz Sayın Artan. İyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim size. Antalya'da ciğerlerimiz diyebileceğimiz birçok orman bölgesinde yangınlar meydana geldi. Büyük kayıp yaşandı. Başta yangınlarla ilgili gözlemlerinizi anlatmanızı rica ediyorum. Ayrıca halkın ormanların korunması konusunda bilinçlendirilmesi için Diyanet Teşkilatı'nın da devreye girmesiyle ilgili anlamlı bir çağrı yaptınız. Bu konuda da bizi bilgilendirin lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Önce bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Antalya'mız orman yangınları konusunda Türkiye'de birinci derecede risk bölgesi. Biz de orman yangınları ile ilgili mücadele konusundaki valiliğimizce kurulan komisyonun bir üyesiyiz. Ve orman yangınları ile ilgili komisyonun almış olduğu bütün kararları destekleme ve o konuda çaba sarf etme konusunda da il müftülü olarak gayret sarf ediyoruz. Tabii biz bu yangınlar çıkmadan önce cuma şeyinde bütün arkadaşlarımıza mesaj yoluyla hutbelerde ve vaazlarda halkımızın bu konuda duyarlı hale getirilmesi konusunda ikaz edilmesini ve ormanların içerisinde pikniktir. Antalya'da en çok yaygın olan hususlardan bir tanesi bu pikniktir. Anız yakmaydı veya buna benzer ormanların yanmasına sebep olacak her türlü şeylerden halkımızın uzaklaşmasını. Tabii en önemli konu da yangın çıktığı zaman bir seferberlik halinde bu yangınlara müdahale eden ormancılarımıza ve görevlere yardım etme olduğu konusunda arkadaşlarımıza mesaj çektik. Ve bütün ilçe müftülüklerimiz de teyakkuz halinde bilhassa ormanların içerisinde yaşayan köylülerimizin bulunduğu yerdeki görevlilerimiz. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Allah gökyüzünü, yeryüzünü, her şeyi yarattı ve bir denge unsuru, denge olarak yarattı. Tabiata da bir denge yerleştirdi. Bugün yaşadığımız en büyük sorun insanoğlu tabiatın bu dengesini bozmaya başladı. Kendi gönül dünyasındaki dengeyi kaybetmekle işe başladı. Allah ile insanlarla ilişkilerimiz bozulunca tabiattaki ilişkilerimiz de bozuldu. İnsan bu dengeyi sağlayamadığı zaman bu orman yangınları maalesef meydana gelmeye başlıyor. Bizleri de üzüyor. Sadece ağaçların yanması değil Demet Hanım. Evet. Malumunuz bu yanan ağaçların içerisinde o kadar canlı var ki, mikroorganizmalar var ki bizim göremediğimiz, bilemediğimiz. Onların içerisindeki kaplumbağalar, bilmiyorum, ben şahit olduğum için söylüyorum bu yörede. Geçen sene Kumluca yangınında şahit olmuştuk. O yangının içerisinden kaçan yılanlar, yangının içerisinden kaçan kaplumbağalar o kadar insanı üzüyor ki onları görünce. Yani biz sadece ağacı yakmıyoruz. O ağaçların içerisindeki ne kadar canlı varsa, o tabiatın dengesini sağlayan canlılar varsa onlar da yanıyor. Tabii bunlar yüreğimizi yakıyor. Tabii yangınların en önemli şeyi bir çıkmadan önceki alınacak tedbirler. İşte biz il müftülüğü olarak bunun üzerine çok duruyoruz. Bütün köylerimizde bazılarımızı, vaiz arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Oralara mutlaka bu dönem içerisinde bu konularla ilgili vatandaşlarımızı duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Evet, az önce... Evet, az önce görevimizde yangın başladıktan sonra.
Evet. Sayın Ertan, az önce mesaj çektiğinizi söylemiştiniz. Vatandaşları evet. bilgilendirmek amacıyla. Bu mesajların içeriğinde neler yer alıyor? Bize kısaca bu konu hakkında da bilgi verebilir misiniz acaba? Mesajımızın içerisinde malumunuz hava koşullarından dolayı Antalya bölgesinin birinci derecede yangın riskini arttırdığından dolayı orman yangınlarına dikkat edilmesi şeklinde bir mesaj gönderdik ve yangın çıkmadan önce bütün vatandaşlarımızın duyarlı hale getirilmesi yani buraları Kerbela çölüne dönüştürmemesi konusunda bir mesaj gönderdik bütün görevli arkadaşlarımıza ve basın yoluyla da bütün mahalli televizyonlarımız ve gazetelerimize bu konularda duyarlı hale gelmesi konusunda mesaj gönderdik. Tabii şu andaki çıkan Alanya'mızda var, Manavgat'ta var. Biraz önce Sayın Orman Bakanımızın da söylediği gibi hepsi kontrol altına alındı ama hala risk devam ediyor. Çünkü Antalya tamamen orman bölgesi. İnşallah bundan sonra böyle bir şey çıkmaz diye de dua ediyoruz. Evet, peki bundan sonra bu tür çalışmalara devam edecek misiniz Sayın Ertan? Tabii mutlaka bu yaz döneminde. Biz devamlı vaiz arkadaşlarımız, irşat kurullarımız var malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığımızın genelgeleri doğrusunda kurduğumuz bayanlardan oluşan ve erkek vaizlerimizden oluşan irşat kurullarımız var. Onların görev yerlerini bugünlerde bu ormanlara daha yakın olan bölgelere doğru kaydırdık. Evet. Oralarda çalışıyorlar. İnşallah faydalı oluruz diye ümit ediyorum. Evet, biz de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Sayın Ertan. Sayın seyirciler, bültenimize İslam coğrafyasından haberlerle devam ediyoruz. Mısır'da 2013'teki askeri darbenin ardından başlayan yargılamalarda idam kararlarına yönelik eleştiriler sürüyor. Küresel güçlerin idamlara sessiz kalması dikkat çekiyor. İdama çarptırılanlar arasında Mısırlı Hristiyanlar dahi var. 2013'teki askeri darbeden bu yana biri ihvan mensubu 8 kişi idam edildi. Şu ansa 23 kişi hakkında kesinleşmiş idam kararı bulunuyor. Ülkede yargı süreci devam eden idam mahkumu sayısı 358'i geçti. Irak'ta Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonu son aşamaya yaklaşırken ülkedeki şiddet olaylarının faturasını siviller ödüyor. Irak Federal Polisi son bir haftada 213 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Irak ordusu Musul'da iki camiyi daha DAEŞ'ten aldı. Körfez'de Arap ülkeleri tarafından ablukaya alınan Katar, ekonomi alanında yeni bir hamleye hazırlanıyor. Ülkede üretilen sıvılaştırılmış doğalgaz kapasitesinin 7 yıla kadar %30 artırılması planlanıyor. Böylece yılda 100 milyon ton üretim yapılabilmesi mümkün olacak. Katar, bu yolla Arap ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar uzun sürse de Doha'nın etkilenmemesini garanti edecek. Lübnan'daki sığınmacı kamplarında 48 saat içinde ikinci yangın çıktı. Beka Vadisi'nde Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kampta pazar günü meydana gelen yangından sonra aynı bölgenin yakınlarında bir başka mülteci kampında yine yangın çıktı. Bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi dumandan etkilendi. Kamptaki 185 çadırdan 22'si ise tamamen yandı. UNICEF'ten iç savaşın yaşandığı Yemen'e acil yardım çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Yemen'de 10 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ülkedeki çocuklar temel sağlık bakımı, beslenme, temiz içme suyu, koruma ve eğitime ihtiyaç duyuyor. Sayın seyirciler, Gümüşhane'nin Kadırga ilçesinde bir cami yapısı ve tarihiyle dikkat çekiyor. 556 yıllık Kadırga Açık Hava Camii'nde binlerce kişi aynı anda yaylada çimler üzerinde namaz kılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in de cuma namazı kıldırdığı rivayet edilen caminin dünyanın farklı ülkelerinden de ziyaretçileri oluyor. Uçsuz bucaksız yeşilliğin ortasında bir cami. Ancak bu cami biraz farklı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Kadırga Yaylası'nda çatısı olmayan Kadırga Açık Hava Camii'nde 556 yıldır insanlar çimler üzerinde namaz kılıyor.
İlk olarak Fatih Sultan Mehmet'in cuma namazı kıldırdığı rivayet edilen camide özellikle cuma günleri yoğun bir cemaat oluyor. Cuma namazını kılmak için gelenler arasında dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçiler bulunuyor. Yayladaki açık caminin tabanı doğal çim. Camiye gelen vatandaşlar ayakkabılarını duvarların üzerine koyduktan sonra yeşillikler üzerinde namazlarını kılıyor. Yaylanın çimeni seccade ederek namaz kıldık. Allah kabul eylesin. Peki yağmur yağdığında ne oluyor? Denizden yüksekliği 2200 metre olan ve etrafında çok sayıda oba bulunan Kadırga Yaylası'nda özellikle cuma günleri namaz saatinde yağmur yağdığını gören yok gibi. Burada namaz kılarken yağmur da gelmez. Bir sefer gelmiş şurada benim günümde. Gerisi muhabbet ayamlar iyi olur. Millet namazını kıldıktan sonra... Evet, şimdi de bazı merkezlerimizde yaşanacak hava sıcaklıklarına bir göz atalım. Marmara bölgesi. İstanbul parçalı bulutlu 29, Bursa hafif yağışlı 26, Edirne parçalı bulutlu 31, Sakarya hafif yağışlı 25 derece. Ege bölgesi. İzmir açık 33, Denizli açık 36, Afyonkarahisar az bulutlu 28, Kütahya parçalı bulutlu 24 derece. Akdeniz bölgesi. Antalya açık 37, Adana ve Mersin açık 35, Isparta açık 31 derece. İç Anadolu bölgesi. Ankara açık 29, Konya az bulutlu 29, Eskişehir az bulutlu 25, Kırşehir az bulutlu 30 derece. Karadeniz bölgesi. Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon hafif yağışlı 30, Zonguldak parçalı bulutlu 25, Sinop az bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi. Erzurum az bulutlu 30, Malatya açık 37, Elazığ açık 39, Tunceli açık 36 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Diyarbakır ve Gaziantep açık 42, Şanlıurfa açık 44, Adıyaman açık 42 derece. Dış merkezler. Lefkoşa açık 34, Bakü açık 35, Saraybosna az bulutlu 26, Berlin az bulutlu 19 derece. Mekke açık 47, Medine açık 45, Kudüs açık 34 ve Moskova hafif yağışlı 19 derece. Evet, bugünün de sonuna geldik değerli izleyiciler. Yarın akşam saat 19'da yeniden sizlerle birlikte olacağız efendim. Hoşça kalın, iyi akşamlar.